Ben Bosna Hersek'te bizzat yaşadığım bu olay. Bunu bana çok sordular, siz mi bu hikayeyi yazdınız diye. Hayır, yazmadım. Oradaki askerlerimizden, halen de orada görev yapan askerlerimizden, ben Bosna'da görev yaptığım sırada bizzat dinlediğim bir hikayeydi bu. Bizim oradaki askerlerimiz küçük istihbarat evleri şeklinde görev yapıyorlar ve asıl büyük grupta Saraybosna'da görev yapıyor. İstihbarat evi dediğimde bu açık istihbarat, yani açık haber toplama ve bu toplanan haberleri de Saraybosna'daki UFOR komutanına bildiriyorlar. Gizli saklı bir şey yok. Fakat bizim ordumuz özel olarak yardıma muhtaç köyleri dolaşıyorlar, okulları dolaşıyorlar, donatıyorlar. Bu donatmalar sırasında bir köyden liste alıyorlar. Kimlere yardım edilecek listesi. Yardım kolileri de Türkiye'den paketleniyor. Askeri kargo uçağıyla oraya gidiyor. Yani gümrük işlemleri falan sürmesin diye. Zaten yardım bu hikaye. Bir köye gidiyorlar. Köyde listeye göre dağıtım yapılıyor. Fakat köyün ileri geleni diyor ki, ya biz size listeyi verdiğimiz sırada yardıma muhtaç olanların bir teyzemiz var, bunu unutmuşuz. Teyzenin evi de biraz tepelik bir yerde, köyün dışında. Aslında Bosna Hersek'te köyler çok dağınıktır. Oraya gidenler iyi bilirler. Bizim Karadeniz köylerine benzer. Tepede bir ev var, onu unutmuşuz. Ona da yardım verebilir misiniz? Bizim subaylarımız hay hay diyorlar. Hemen kutular omuzluyorlar. Tabii kar diz boyu. Güç bela oraya kadar ulaşıyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Kapı açılıyor, bir teyze. Daha açar açmaz, Türk müsünüz diye soruyor. Bizimkiler Türk'üz deyince, geleceğinizi biliyordum diyor. Şimdi çok özür diliyorum gene. Bizim geleceğimizi bilen milyonlar var. Elbap'taki de bizim geleceğimizi biliyor. Halep'teki de bizim geleceğimizi biliyor. Başika'daki de, Musul'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Pakistan'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Makedonya'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Bizim sancağın gölgesi o kadar kuvvetli düşüyor ki. Çok özür diliyorum. Biz oralara gitmek zorundayız. Tarih bizi çağırıyor. O teyze bizi nasıl bekliyorsa, onun gibi milyonlarca teyze bizi bekliyor. Çünkü tarih bizi çağırıyor. 600 yıl siz bir bölgede hüküm sürüyorsanız ve 1000 yıl bu topraklarda hala ayakta kalmışsanız, tarih sizi çağırıyor. Bundan kaçamazsınız. İşte bu yüzden biz bugünkü sıkıntıları çekiyoruz. İşte bu yüzden nüfusu benim herhangi bir şehrindeki ilkokul çocuklarının nüfusu kadar bile olmayan bir ülke bize çelme takmaya kalkıyor. Bu bizim tarihi görevimiz kardeşim. Bundan kaçamazsınız. Durum budur. Hatta siz bir röportajınızda şunu söylemiştiniz. Türkiye bırakmak istese o halklar Türkiye'yi bırakmaz. Bırakamaz. Şimdi bu arada bizim oralarda ne işimiz var diyenlere de bir açıklama olsun. Çok özür dileyerek bir tamamlamak istiyorum. 1,5 ay kadar önce Bosna'da bir sempozyum dolayısıyla bulunuyordum. 22-23 yaşlarında bir tane delikanlı yanıma geldi. Tanıştık, öpüştük, koklaştık işte gurbet elde. 23-24 yaşlarında bir tane çocuk. Hocam dedi, size bir şey anlatmak istiyorum. Sizin dedi televizyonda anlattığınız hikayeyi ben seyrettim. Yahu çok da abartmış hoca diye düşündüm önce dedi. Sonra defalarca seyrettim. Dedim ki ya bu şu Bosna'ya ben de gideyim dedim. Bakalım anlattığı gibi. Bakalım mi? Anlattığı gibi mi? Bosna'ya gelmiş, Saraybosna'ya. Birkaç şehri falan gezmiş. Sonra Visoko şehrine yerleşmiş. Bu çocuk, bu anlattığım çocuk halen o şehirde yaşıyor.
Visoko şehrine yerleşmiş. Visoko da Müslüman, gayrimüslim, karışık bir şehir yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Müslüman, Hristiyan, karışık bir şehir. Yani Sırpların falan da olduğu bir şehir. Orada ayakta durmaya çalışıyor. Küçük işler falan yapmaya çalışıyor. Bir gün bir Müslüman aile bunun yanına gelmiş. Demişler ki bizim cenazemiz var, seni oraya götürmek istiyoruz. Demiş ki neden ya, yani neden ben? Çünkü yaşlı bir amcamız vefat etmiş, yani ailenin büyüğü vefat etmiş ve vefat ederken beni bir Türk defnetsin demiş. Hocam diyor, ben cenaze namazı kıldırmayı bilmiyorum ki. Sadece Fatiha okuyabilirim dedim diyor. Ve gittim, sadece Fatiha okudum. Kardeşim, tarih bizi çağırıyor. Yani bu işte ya, bundan kaçamazsınız. Tarih bizi çağırıyor. Bizim sancağın gölgesi çok büyük ve hala insanları serinletiyor. Visoko şehrinde, İstanbul'dan bir tane çocuk gitmiş. Visoko şehrinde tek Türk ve orada cenaze kıldırmak için, yani vasiyet diyor ki beni bir Türk defnetsin, cenazemi bir Türk kıldırsın ve o tek çocuğa gidiyor ve o çocuk tesadüf eseri orada. Çünkü tarih o çocuğu oraya çağırdı. Ben çok özür diliyorum. Yani hocam sene... özür mü var bu? Teşekkür ediyoruz. Herkes bilsin. Mazlumlara kucak açmak demek. Güzel değil mi? Ben çok sevdim. Vaktimiz var mı? Bir şey anlatayım size. Hadi var diyeyim. Ama tam böyle gönülden var demediniz. O zaman kısaca anlatayım. Kısaca anlatın hocam. Ben 2009'da Bosna Hersek'teyken tanık olduğum bir hadise var. Bunu yaşayan kişi anlattı bana. Bugün bile hala Bosna Hersek'te bizim Türk birliğimiz var. Ve Türk lot evleri diye istihbarat evlerimiz var. Yani etraftan bilgiler toplanıyor ve UFOR'a bu bilgiler veriliyor. Nerede bomba bulundu, nerede rahatsızlıklar falan var. Bu bizim askeri birliğimiz de halen de yapıyorlar. Orada yardıma muhtaç ailelere yardımlarda bulunuyorlar. Hı. Okulları onarıyorlar, çocuklara elbiseler götürüyorlar. Yani aynı zamanda bir yerde yardım kampanyaları falan yapılıyor. Kış ayı bizimkiler şeyleri toplamışlar. Hangi köylere ne kadar yardım yapılacak ve o köylerden de kimlere yardım yapılacak, onları toplamışlar. Türkiye'den de yardım malzemeler hazırlanmış, kutulanmış. Oraya gidiyor ve orada dağıtılıyor. Bir dağ köyü, şimdi Bosna Hersek coğrafyasını bilmeyenler için söyleyeyim. Bir tipik bizim Karadeniz coğrafyası gibidir Bosna Hersek. Evler dağınıktır, birleşik köyler bulamazsınız. Yani biri dağın bir tarafındadır evin, biri bir tarafındadır ama orası köydür. Köylere götürüyorlar ve kutuları eldeki listeye göre dağıtıyorlar. Bir köyde köyün ileri geleni diyor ki tamam burada dağıttınız ama tepede bir yaşlı teyzemiz var. Bu teyze ismini de yazmadık, o gün gelmemişti buraya, biz de unutmuşuz. Ona da yardım verebilir misiniz? Bizimkiler de hemen tamam diyorlar ama o eve gidecek yol yok. Kış günü bizim iki tane askerimiz ama bu subayımız. Biri yüzbaşı, biri binbaşı. Omuzlarına alıyorlar kutuları ve eve kadar gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Kadın çıkıyor. Yaşlı bir kadın. Çoluğun çocuğunu kaybetmiş savaşta. Yaşlı bir kadın. Omuzlarında kutuları görünce Türk müsünüz diyor. Ay canım benim. Bizimkiler evet diyor. Geleceğinizi biliyor. Ay. Ya çok affedersiniz işte. Bak bana bu hikayeleri anlattırıyorsunuz. Sonra böyle beni bu hale getiriyorsunuz. Ay çok yaşayın. Sağ olun. Bizimkiler kapıya oturuyorlar. Çırpınırdı Karadeniz Marşı'nın bir beyti vardır. Vefalı Türk geldi yine diye.
oturuyorlar. Vefalı Türk geldi yine, selam Türk'ün bayrağına diye o marşı orada okuyorlar. Türk budur. Yani Türk yardım götüren değildir. Bakın, Türk beklenilendir. Çırpınırdım Karadeniz, bakıp Türk'ün.